iddia.com yenilendi. Hemen uygulamayı indirin. Detaylı istatistikler, canlı maç takibi ve daha birçok yepyeni özellikle tanışın. Siz de iddianızı kanıtlayın. Tatava'dan herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir programla karşınızdayız. Gündem yoğun, her geçen gün biraz daha yoğunlaşıyor. Onlara gideceğiz ama ne haber abi? İyi abi, sen nasılsın? İyi, ne oldu? Saçlar falan çok güzel. Saçlar, yani arada bakıyorsun böyle, acaba bir terslik mi var yoksa? Bugünkü saçını falan çok beğendim. Öyle mi? Sakal, sakal konusuna da gireceğiz. Bence şey de yap, yani böyle kalsın. Sakal mı? Yani sakal bırak dağınık kalsın. Yap, hayır hayır, yani şuraları hep al. Ha, şuralar. Ama şöyle şuradan uzasın yani, öyle bence evet. Enteresan oldu yani, iyi oldu. Acaba benim şurası çok bir Tarkan modeli işte, sen Türk. Yani Türk Tarkan gibi hani. Türkiye birisi şey yaptı. Türk burada, burada yok burada ya. Burada boşluk var abi. Hitler'le öpüşsen orası dolacak diye. Ha, güzel ama Türkler de öyledir yani, Orta Asya burada Tarkan'dan da böyle çıkar. Türklerin yani kösedir aslında Türkler. Yani Orta Asya Türklerinden. Ondan bahsediyorum. Yani o Kızılderililer de kösedir biliyorsun. Tabii. Kızılderililer Türk müdür bilmiyorum. Artık öyle bir şey öyle söylentiler. Öyle söylentiler vardır yani, aynı ırktanız falan diye, bilemiyoruz artık yani. Evet, konulara geçeceğiz ama Bodrum'dan sonra abi karkış nasıl güzel adapte abi, oldu mu? Karkış da lazım. Sömestr dolayısıyla buradaydık. Kızım da kar görmüş oldu. Yalan kar gördü ilk defa. Özlemiş mi sen? Yani ilk defa gördüğü için. Hani şey oldu. Ha, ilk defa gördü. İlk defa yalan kar gördü. Tabii şey oldu. Mutlu oldu yani. Evet, Beşiktaş'la başlayalım. En sıcak. Gençler Birliği'ni deplasmanda 3-0'la geçti siyah beyazlılar. Burada az önce çekim öncesinde de konuştuk herhalde, hepimiz belki de birçok futbol sever hem fikirdir diye düşünüyorum. Ya maça çıktığı andan itibaren şu an şampiyonluğu kovalayan takımlar içerisinde hakikaten o enerjiyi, o ateşi, doğru, o tutkuyu sahaya yansıtan, en çok yansıtan diyeyim ya da en azından en istikrarlı yansıtan Beşiktaş herhalde, değil mi? Katılıyoruz burada. Tabii. Ya Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bir de Gençler Birliği çok zayıf. Yani Gençler Birliği'nin kadrosu ligdeki bence en kötü kadro. Çok da hoca değiştirdiler. Gençler Birliği'ni deplasmanda 3-0 yenmek bir kriter değil ama Beşiktaş'ın iştahı, isteği, dar kadroyu pozitif kullanması, her girenin bir şekilde katkı vermeye çalışması. Dorukhan Solbek oynadı. Yani her girenin kendinden vermesi çok pozitif görüntüler. Yılmaz Hoca'nın da tespiti gibi takım olma yolunda en net bir şekilde gözüken takım Beşiktaş. O yüzden tebrik ediyorum. Cenk Tosun'un gol atması önemli. Abi Cenk gol atıyor. Ersin kaleden 100 metre koşuyor 90. dakikada. Lan maç olmuş 3-0 git sonra, evet. Bir dakika sonra soyunma odasına sarıldı. Yok öyle değil yani. Bunlar önemli şeyler. Bunlar mühim şeyler futbol takımları için. O yüzden bir de Gezzal'a gol attı. Çok mesaj aldım. Abi Gezzal'a gol attırdın. Atmalı vurmalı diye dedi. Vurmalı çünkü bunu yapabilecek oyuncu abi. Ya Gezzal gibi bir yeteneğin ligi 6-7 golle tamamlaması lazım. Daha birinci gol olmaz yani. Şimdi bunun birkaç tane atacaktır mutlaka. Bak bir tane daha geldi pozisyon, atamadı. Yine evet. Plasaya vurdu. Ya şunu plasa vurma kardeşim, bir sert vur. Ayağının üstüne vuruğu da öğretmek lazım. Daha doğrusu öğrenebilir. Gerçi orada biraz çünkü o yeteneği var. O yeteneği var. O yeteneği olmasa atsın diyemeyiz. Çok da güzel, mükemmel de bir gol attı. Devamını bekliyorum Gezzal'cığım. Raşit'cığım. Bu karşılaşmada ama hem bugüne kadar yani şu ara transfer döneminden sonra bugüne kadar hem de bu maçta da bence Josef'e de bir Josef Ligin şu an en değerli oyuncusu olabilir ya. Ya şöyle söyleyeyim. Zaten orada oturmuş bir düzen gene bir şeyler oluyordu aslında bakarsan. Ama bir yandan da şu gerçekte Beşiktaş hakikaten çok doğru transferler yaptı. Daha önce de konuştuk. Ama hepsinin hakikaten Josef'in de işte Arabistan'dan bu kadar iyi gelmesi, diğerlerine tabii, katkı yapması. Net bir profesyonelmiş yani. Evet. Çok çok değerli. Yani takım. Ligin 11'ine şu andan girdi adam yani. Lig nasıl evet. Biterse bitsin. Şu andan itibaren ligin 6 numarası bellidir yani. Aynen, kesinlikle. Ne Gustavo ne başkası yani. Şu anda bir numaralı oyuncu Josef Drouda. Çok çok iyi katkı yapıyor. Atiba'yı çok rahatlattı, orta alanı rahatlattı. Tabii. Bir de hücuma da destek veriyor. Bu maçta maşallah bir asisti de var. Topukla. Aynen, hem de topukla. Onu Guti yapınca yani, vay diyoruz. Tabii Guti işte Old Trafford'da yapmıştı benzerini. Yani o vay vay filan diyoruz. Biraz daha belki kalabalık bir resim vardı orada ama baktı topuyla ceza alındı. Asist yaptı mı yaptı yani. Tabii. Baktığında. Ve Sergen Hoca, hedefte 3 takım var, 3 büyük takım var. Hepimiz zevkli mücadele bekliyoruz. İnşallah aynı şartlarda. Tabii bu açıklamasından ziyade bence buradan belki de gitmek lazım. Hakemlerle alakalı çok konuşuyormuşum ama ne yapacağız? Ensemize vursunlar. %100 katılıyorum hocama. Ben de kesin katılıyorum. Ben hocama demiştim ki ya biraz artık baydı. Çünkü
olmayan, hani hiç alakası olmayan maçtan sonra bile konuşmuştun dedim. Haklı abi, ne yapacak? Vardaki arkadaşlar olacak, çay kahve içecek, biz eğleneceğiz, yenileceğiz. Böyle mi olsun diyor adam. Doğru söylüyor abi. İşinizi yapın kardeşim. Ya orada işte işin kötüsü, bence de kesin haklı. Fakat abi bir şey de değişmiyor abi. Yani değişmez abi. Nereye varacak bu iş? Değişmez abi. Hakemlik yıkılıp yeniden yapılana kadar bu iş değişmez. Hakemliği yıkacağız. Herkes haklı yani. Hakemliği yıkacağız, yeniden yapacağız. Başka türlü olmaz bu iş. Ama ben dünden itibaren bir karar aldım biliyorsun. Evet. Sevgi Kelebeği'yim. Bundan sonra hakemler de insanlar, onlar da yaparlar evet, deyip geçeceğim abi. Program içerisinde ne kadar Sevgi Kelebeği sınırlarında kalacak çok merak ediyorum. Çünkü ben hakem eleştiriyorum. Vay efendim sen, ya takımı makım yok arkadaşlar. Tabii tabii. Yani ben 3 hafta takımı... sonra sen bağıracaksın. O zaman da diyeceksin ki niye yazmıyorsun? Yazmayacağım artık. Söylemeyeceğim. Çünkü ben artık Sevgi Kelebeği'yim. Sen dürüstlük istemiyorsun, ayrıcalık istiyorsun. Güzel kardeşim. Ben hakemlerin akrep abi... gibisin kardeşim, akrep gibisin. Ben hakemlerin aç abi... o şiiri oku. Sadece en azından şu takvime kadar, ki genel resimde de öyle yani. Sadece tek bir takımı kolluyorlar, tek bir takımı yiyorlar falan gibi. Bunlar dönem dönem oluyor. Ama genel kötüler abi. Genel çok kötüler ya. Irmakçım, sene sonunda bir takım şampiyon. Diyelim ki Beşiktaş olacak. Tabii birini tayin edecekler. Bir dakika, diyelim vesaire, velev ki Beşiktaş oldu. Hı-hı. Tamam. Ne diyecek Galatasaray? Hakemlerle oldu diyecek. Abi cümle değil, o değiştirip aynısını söyleyecek. Her yani ağladı ağladı yaptı diyecek. Aynen böyle söyleyecek. Fenerbahçe olsa da. Fener de diyecek. Hep Fener olsa diyecek. Ulan o Nihat abileri yaptı diyecek. Galatasaray olsa zaten bunlar böyle diyecek. Tamam mı? Peki. Beşiktaş şampiyon oldu diyelim. Fatih Terim'e demeyecekler mi? Ulan bu kadar transfer yaptırdın. Hani diyecek. Erol Bulut'a ben demeyecek. Hesap sorulacak yani. Erol Bulut'a ne diyecekler? Hadi sen git kardeş, yapamadın diyecekler. Misal. Veya Galatasaray şampiyon. Hakemlere ne olacak? Hiçbir şey olmuyor abi onlara. Hiçbir şey olmuyor. Seneye bir daha devam ediyorlar ya. Ne güzel ya. Sanki bütün, eskiden abi, ne güzel İstanbul yokken hakemler ya. Varmış da futbol onların abi, üzerine kurulmuş gibi. Evet, ne güzel İstanbul abi. Ne güzel İstanbul ya. James Madison offside'den gol atsın. Vardaki hakem devam edecek abi. Ne oldu Liverpool'un 3 puanı? Tabii bir de orada şey, Van Dijk sakatlığı da gene benzer bir ince bir offside pozisyonundan olmuştu, hatırlıyorsun değil mi? Bütün sezon. Belki de Liverpool tarihi değişti yani orada. Ama Sergen Hoca hakemlik aklımda kesin katılıyor. Hakemlik müessesini komple değiştireceğiz abi. Böyle olmaz yani. Cenk Tosun sadece Beşiktaş için değil, aynı zamanda milli takım çok için, önemli, kendi kariyeri önemli. İçin bence çok çok önemli bir, çok doğru önemli. Da bir karar yaptı. Kesin düzenli oynayacağı ve sorumluluk alarak. Abubakar da yorulmuş belli. Birkaç haftadır evet. Formsuzdu, böyle takım onu taşıyordu. Yani Abubakar'ın takımı taşıdığı dönemden takımın Abubakar'ı taşımaya başladığı döneme gelmiştik. O da normal bu yoğun trafikte. Çünkü tek başına kaldı çocuk. Şimdi Cenk'in gelmesiyle bu şey oldu. Çok yani şimdi bir dinlenecekler 2 hafta. Evet, bu hafta başlıyor. Sonra mesela Abubakar'ı hani mesela haftaya başlatmasan da olur mesela. Renk'le başlasan olur mesela. Evet, bu yaklaşık 2 hafta zaten antrenmanla geçecek. Beşiktaş bay mı geçiyor? Beşiktaş bay geçiyor. Bay geçiyor. Aynen. İşte dinlensinler. Sonraki haftada mesela bir Cenk başlasın, artık Abubakar ondan sonra kendine gelir diye düşünüyorum. Evet, orada zaman zaman belki yani çok Cenk kritik dönemde Cenk'in sahaya dönmesi önemli. Tabii bizim milli takımımız için önemli asıl. Tabii yazın belki de geçen sene oynansaydı zaten sakatlığından dolayı forma giyemeyecekti. Tabii. Yani onun için de büyük şans. İyi başladı. Umarız bu şekilde devam eder. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.